Merhabalar arkadaşlar. Geometri sıfır kitabının açıortay bölümüyle devam ediyoruz. Ne vermiş bize? Bir üçgen vermiş. Açıortay var. BC'nin uzunluğu kaçmış? 7,5. Bizden NC'yi istiyor. Burada şu şekilde işlem yapabiliriz. Burası 7 ise buraya 7K. Burası 8 ise buraya 8K deriz. Alt tabanın uzunluğu ne yaptı? 15K yaptı arkadaşlar. Orantı kuralım. 15K neye eşit? 7,5. 7,5'u şu şekilde yazsak. 75 bölü 100. 15'e bölsek, burayı 15'e bölsek 5K'mız ne gelmiş olur arkadaşlar buradan baktığımız zaman? Pardon, 75 bölü 10 olarak yazacağız arkadaşlar. K'mız ne gelmiş olur? 5 bölü 10 gelmiş olur. Bizden nereyi istiyor? NC'yi, yani buradaki parçayı 8K. 8 çarpı 5 bölü 10 deriz. 8 ile 5'i çarptık. 40 bölü 10'dan cevabımız ne gelmiş olur? 4 gelmiş olur ve C seçeneği doğru cevaptır diye söylemiş oluruz. Ve geldik aynı sayfadaki ikinci soruya. AB'nin uzunluğu bu 4 tane AC'ye eşitmiş. 3AB 4AC'ye. Buna 4A diyelim. Buna 3A diyelim. Yazacak olursak 3A'ya 4A. Üstteki açıortayı kullandığımızda bu tabanları alt tabanı aynı oranda aktarırız. 4K'ya 3K. Baktığımız zaman burada bu açıortayı kullanacaksak x'in 3k'ya oranı eşittir. 12'nin 4k'ya oranı. K'lar gitti. 4'e böl 4'e böl burası 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak x'imiz ne gelir? 3 çarpı 3'ten 9 ve E seçeneği gelir diye söyleriz. Geldik 3. sorumuza. AD 2 tane AD 3 tane DN'ye eşitmiş. O zaman buraya 2A, buraya 3A diyelim. Hemen şekil üstünde yazalım bunları arkadaşlar. Burası 3A, burası 2A. Bu açıortayı kullanacaksak bunları aktaralım. Buraya 3K yazdık, buraya 2K. Hemen oranı yazalım tepedeki açıortaya göre. 3K'nın 2K'ya oranı eşittir x'in 6'ya oranı. K'lar gitti. 2'ye böl 2'ye böl burada 3. X'imiz ne gelir? 3 çarpı 3'ten 9 ve B seçeneği gelmiş olur. Biraz kompleks yapıda duran bir soru arkadaşlar. AC'nin uzunluğunu 15 vermiş ve bizden x'i istiyor. DB buraları yazacak olursak buna 4A, buna 5A. DC'yi hemen 5A yazdık. Buraya da 4A. Bu açıortayı kullanacaksak bunları ne yaparız? Tabana aktarırız. 4K'ya 5K. Oranımızı yazalım. X'in 4K'ya oranı eşittir 15'in 5K'ya oranı. K'lar gitti. 5'e böl 5'e böl burada 3 kalır. İçler dışlardan 4 çarpı 3'ten ne gelir cevabımız? 12 ve D seçeneği gelmiş olur arkadaşlar. Bu şekilde 117. sayfamızda bitmiş oldu ve 118. sayfaya gelmiş oldu. Tepede görüyoruz arkadaşlar ne vermiş? 45 vermiş ama açıortay olduğunu bize söylemiyor. Biz ne yapacağız burada? Açıortay olduğunu yanında 45, çünkü 90 varsa biri 45, diğeri de 45. Sonrasında ne yapabiliriz? Alt tabanımız nedir? 6, 8, alt tabanımız 10'dur. O zaman buraya ne kalır? 10 eksi x. Orantıyı kuralım arkadaşlar. 6'nın 10 eksi x'e oranı eşittir 8'in x'e oranı. 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 40 eksi 4x. 4x'i karşıya attığımızda 7x'i 40 olarak buluruz. X'imiz buradan ne gelmiş olur? 40 bölü 7 ve C seçeneği gelmiş olur. Hemen zaman kaybetmeden ikinci sorumuza gelecek olursak, açıortayın uzunluğunu bize soruyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burası 6, 8, burası 10. O zaman burası ne yapmış olacak? 6 yapmış olacak. Ve hangi oranda yapacak arkadaşlar? Burası 8 ise burası 8K'dır. Burası kaç olmuş oluyor baktığımız zaman? 10K olmuş oluyor. Yani toplarsak 18K 6'ya eşit. K'yı kaç olarak buluyoruz? 6 bölü 18, bu da neye eşittir? 1 bölü 3. Hemen yerine yazalım ki o şekilde devam edelim. Burada 1 bölü 3 yazarsak ne yaptı burası? 8 bölü 3. Burada 1 bölü 3 yazdığımız zaman 10 bölü 3. İstersek burada Pisagor bağıntısı yapabiliriz bu üçgende. Veya neyi kullanabiliriz? İç açıortay teoremine göre yan kenarların çarpımı eksi tabandaki parçaların çarpımı bize neyi vermekteydi? Açıortay uzunluğunun karesini vermekteydi.
Ben Pisagor bağıntısından yapmak istiyorum. X'in karesi eşittir 8'in karesi 64 artı 8 bölü 3'ün karesini aldığımız zaman kaç yapar? 64 bölü 9 yapar. Burayı düzenlersek ne yapmış olur? 9 çarpı 64 artı 64 bölü 9. Bu neye eşit? X kare. Burada 64'ler arkadaşlar bir 64. Burada da 9 tane 64 var. Ne yapar? 10 çarpı 64 bölü 9 yapar. Ama bu neye eşit? X kareye. O zaman x nedir? Her tarafı kök içine aldığımız zaman 10 çarpı 64 bölü 9'dur. 10, 64 dışarıya 8 çıktı. 10 içeride kaldı. 9 dışarıya 3 çıktı ve cevabımız E seçeneği oldu diye söyleriz. Sorularda anlaşılmayan noktalar olabilir arkadaşlar. Bazen kafanızda takılan noktalar olursa bize Instagram hesabından veya yorum kısmından notlarınızı düşebilirsiniz. Ve geldik diğer bir sorumuza. İpucu olarak ne vermiş? Karenin köşegeni açıortay değil midir? Tabii ki açıortaydır. Hemen bir açıortay çizdik buradan. Sonrasında ne diyeceğiz arkadaşlar? BC'nin uzunluğunu soruyor bize. Buranın uzunluğuna ben 3'ün katıdır. Tabii bura ne? 90 derece arkadaşlar. Bura 3'ün katı. Burası 4'ün katıdır. O zaman 3, 4 burası nedir? 5'in katı 5K. 5K'yı ne olarak bulduk? 3 ile 4'ün toplamı 7. Buradan K'mız 1 bölü 1,4 yapar. 1,4 yaparsa BC'yi istiyor bizden. Ne diyeceğiz? 4 çarpı 1,4'ten çarparsak 5,6 olarak cevabımızı B seçeneği bulmuş oluruz. Geldik 4. soruya. 118. sayfada son soru. BC 2 tane CD'ye eşit, hemen buraya 2A'ya A diyelim. CD neresi baktığımız zaman? Burası A. AE, BC neresi? Burası 2A. Çevre ABC'yi kaç olarak vermiş bize? 24 olarak vermiş. O zaman yazacak olursak arkadaşlar 2A'ya A. Buraya da 2B'ye B diye söyleyebiliriz. Çevreyi dediğine göre bize çevremizde ne var arkadaşlar? 3A artı 3B var. Bu neye eşitmiş? 24'e. O zaman A ile B'nin toplamını bulmuş olduk. A ile B'nin toplamı kaçtır arkadaşlar? 8'dir. O zaman burası kaç yaptı? 8 yaptı diye söylemiş oluruz. Sonrasında burada hangi üçgeni sağlar diye düşünecek olursak x'i bulmamız için yapmamız gereken işlem arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Pisagor bağıntısıyla rahatlıkla sonuca ulaşmamız mümkündür. O zaman Pisagor bağıntısını yapacak olursak 2b'nin karesi diyeceğiz. Burada 8 zaten. O şekilde yapalım. Yazacak olursak 2b'nin karesi 4b kare yapar. Artı 8'in karesi 64 eşittir ne diyeceğiz? 2a'nın karesi 4a kare. 4b kareyi karşıya attığımız zaman 4 a kare. Yani bunu 4 parantezine alıp 2 kare farkı uygulayabiliriz. A eksi b çarpı a artı b neye eşit olmuş oluyor baktığımız zaman? 64'e. Bununla bu sadeleşir. Kaç yapmış kalır burada? 16. A artı b'yi 8 biliyorduk biz zaten. O zaman a eksi b'yi 2 buluruz. Çünkü 2 ile 8 çarparsak 16 yapar. O zaman bunun altına a eksi b'yi de 2 yazıp taraf tarafa toplarsak 2a 10. A'yı kaç olarak bulduk? 5 olarak bulmuş olduk. A'mız 5. O zaman b'miz kaçtır? 3'tür. Yerine yazacak olursak burası 3. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 6. Hemen Pisagor bağıntısı. X kare eşittir 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36. Buradan x kare eşittir 45. X'imiz ne gelir? 3 kök 5 ve C seçeneği gelir diye söyleriz. Diğer sorulara göre biraz kompleks yapıda bir soruydu arkadaşlar. Hem Pisagor'u hem çevreyi her şeyi kullanmış olduk. Ve 119. sayfaya geldik. Ne diyor baktığımız zaman? Tepede ne var? Açıortay var. Ve inmiş. Kenarortay olmuş. Açıortay kenarortay inerse diktir ve burada ikizkenar üçgen vardır. Tabii ikizkenarlığı kullanmayacağız. Bir işimiz yok. Burada yapacağımız bu üçgende Pisagor bağıntısı. X'in karesi artı 4'ün karesi 16 eşittir. 10'un karesi 100. 16'yı karşıya attık. X kare buradan kaç yapar? 84. X'imiz kök 84 olarak bulunur. Bu da nedir? 4 ile 21'in çarpımıdır. 4 dışarıya 2 çıktı. 21 içeride kaldı. 2 kök 21 ve B seçeneği olmuş oldu.
Geldik bir diğer sorumuza arkadaşlar. Baktığımız zaman burası ne? Açı ortay olarak verilmiş ve dikmiş. O zaman bu dikse nedir? Kenar ortaydır arkadaşlar burası. Başka ne vermiş arkadaşlar? Başka da bir şey vermemiş. Ne yapacağız? Burası 2, burası 4. O zaman hemen ne yapabiliriz? Bu bunun 2 katı, bu da bunun 2 katı olacak. Burası 8. Burası dik geldiyse nedir burası? İkizkenardır. Bu kenar bu kenara eşit. Buranın da 8 olması gerekir. O zaman x'imiz 4'tür. Cevap C seçeneğidir diye söylemiş oluruz. Zaman kaybetmeden 3. sorumuza gelelim. A, E'yi ne olarak vermiş? 4 tane A'ya, 3 tane EC'ye eşit. O zaman buna 4A, buna 3A diyebiliriz. Hemen yazacak olursak yerine 3A'ya EC'ye 4A dedik. Şimdi arkadaşlar burası dik gelmiş ve ne var burada? Kenar ortay. O zaman burası ikizkenardır ve burası da açı ortaydır. O zaman buraya ben 3K derim. Buraya 3K x'e de ne kalır arkadaşlar? K kalır. BC'yi ne olarak vermiş bize? 24. BC ne var? 4K var. 4K 24'müş. O zaman K'yı ne bulduk? 6. K da zaten neye eşitti x'e? O zaman cevabımız 6 ve D seçeneği olmuş olur. Geldik bu videomuzun son sorusuna arkadaşlar. Baktığımız zaman ne vermiş? Burada diklik var ve kenar ortay var. O zaman ne vardır? İkizkenar üçgen vardır diye söylememiz gerekiyor burada. Söyleyecek olursak o zaman burası 6 ise bu tabanda kaç olacak? 6 olacak. O zaman burada 2 kaldı. Buraya x diyelim, tepedeki açıortay teoremini kuralım. Tabi burada açıortay ama işimize yaramıyor tabi. 6'nın 4'e oranı eşittir x'in 2'ye oranı. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 12 eşittir 4x. X'imiz ne gelir? 3 ve C seçeneği olarak gelmiş olur. Burada daha pratik olarak şu şekilde de düşünebiliriz arkadaşlar. 4'ün yarısıdır 2. 6'nın da yarısı olması gerekir. X 3 olmuş olur diye söyleriz. Ve bu şekilde açıortaydı. İkinci videonun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bölüm 6.7, 6.8 ve 6.9'un çözümlerini sizlere sunmuş olacağız. Videomuzu beğenmeyi ve alt taraftan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.